Selamünaleyküm arkadaşlar. Transporter'un tablet patlatma olayı. Şimdi bunu göstereceğim size. Kapağı daha öncesinde ben yoldayken açtım. Fakat geri kapattım size göstermek için. Selim'cim marşa basar mısın? Sesini bir göstereyim. Ondan sonra fazla çalıştırmayacağız. Selim gaz da verme. Sonra stop edeceğim. Olayı göstereceğim arkadaşlar. Çalıştır. Bu sesi duyduğunuzda sakın aracın üstüne gitmeyin. Neden aracın üstüne gitmeyin? Onları anlatacağım arkadaşlar. Çok az, gaza dokun. Oh, tamam. Ve şu an motor tekliyor. İstobet. Çıt 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 sesi duydunuz. Üst kürbüto kapağını açayım. Geri kalanını ondan sonra size park çekte anlatacağım arkadaşlar. Sökeceğiz, bakacağız. Neden üstüne gitmeyeceğinizi de anlatacağım. Ve eğer yolda kaldıysanız masraf büyümemesi için çekici kullanmanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer üstüne giderseniz daha fazla maliyet çıkartır. Bunda neden kaynaklandığını zaten kürbütörü açınca anlatacağım arkadaşlar. Diyorum bir dahaki kesitte görüşürüz. Arkadaşlar kürbütör kapağını aldık. 1.9 TD'ler içten enjektör şöyle görüyorsunuz. Ve şu eksantriklerin şunların arkadaşlar. Aşağıda yağlı itecek dediğimiz tablete vurarak çalıştırın. Yani sibop açması için yağlı iteceklere vurarak çalışıyor. Şimdi bizdeki problem de 4. silindirin büyük bir ihtimal tableti patladı diye düşünüyorum. Açıp kontrol edeceğim. Üstüne gitmeme söylememin sebebi eksantrik muylar arkadaşlar sürekli metale vurduğu zaman bu metali yani tableti birazdan göreceksiniz. Bu metali patlatarak sibobun başına da vuruyor. Bu hem eksantrinizi bozuyor hem de sibobunuzu bozuyor arkadaşlar. Bu sibobu bozup da eksantriği de bozduysa işiniz yaş, sinir kapağı komple sökülüyor. Bu yüzden biz aracımızı genelde çekiciyle bulunduğu yerden alıyoruz. Bu hatalardan dolayı ki masraf fazla büyümesin. Eksantrik de değişiyor o zaman. Sinir kapağı da açılıyor. Hem masraf büyüyor hem siboplar vesaire derken iş bayağı bir büyüyor. Bunun yerine böyle bir problem, böyle bir ses duyduğunuzda arkadaşlar istop edip aracı çalıştırmayıp bir usta yanınıza çağırıp sesi dinletmenizde fayda var. Bu cebinize çıkacak olan külfeti arttırma değil azaltma olur. Azaltmaya yönelik olur arkadaşlar. Benim eksantrimde şu an görünen pek fazla bir şey yok. Onu kullanacağım. Tabletleri değiştirip arabayı toplamayı düşünüyorum. Hadi bakalım ben sökeyim bakayım neler çıkacak ne çıkmayacak. Ben de merak ediyorum. Hangi tablet patlak nedir ne değildir. Bunu hep birlikte sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir dahaki kesikte görüşürüz. Arkadaşlar bazen ummadık taş yarıyor baş. Ulan ne güzel gösterecektim size tableti ama mevzu tablet çıkmadı iyi mi? Şimdi ben böyle çekim yaptım ya siz de bir önceki kesikte de zaten böyle çektiğimi gördünüz. Bakın enjektör civataları ne kadar güzel duruyor. Önce mevzuyu anlatayım. Tableti sökmeye kalkıştım ama sonrasında aklıma geldi enjektör civatalarını kontrol etmeye kalkıştığımda tableti sökmedim. Bu yüzden tabletin geri kalanı gelmiyor. Şimdi tablet bunların altında yağlı itecek arkadaşlar. Eğer onlar gerçekten patlamış olsaydı şuraları şöyle gördüğünüz gibi iz yapacaktı. Bunun daha fazlasında. Tabii bu durum motoru çalıştırmamanızı şey yapacaktı. Yani çalıştırmamanıza neden olması lazımdı. Sinan geldi şu an şey oldum. Ellerindeki enjektörleri görünce kafayı yedim. Bir panik oldum. Şimdi onları kim takacak ya? Eski saplamayı bulabildin mi? Evet. Buldum. Aynen onu göstereceğim. Şu an daha oraya dalmadım. Şimdi panik oldum. Dilim sürçtü. Onu şimdi toparlayacağım arkadaşlar. Bunlar o tabletlere vura vura muyların uçlarını yiyecekti. Ve dediğim gibi tabletlerin altında da aynı bunun gibi şöyle gördüğünüz gibi böyle yay var. Yayı da sibopları tutuyor. Siboplara kadar iş uzayacaktı. Böyle kullansaydım. Fakat mevzu o kadar büyük değilmiş onu anladım. Nasıl anladım? Siz şimdi bana yorumların altına yazıyorsunuz ya abi nasıl ses geliyor, bu nereden geliyor diye. Ben de size işte getir aracı göreyim bakayım hesabı yapıyorum yani yazıyorum daha çok. Şimdi tablet sesine benziyordu. Daha önce başıma geldim basiretin bağlanmış gibi tableti sökecektim ki dedim enjektör civatasını kontrol edeyim. Ve dördüncü şu gördüğünüz dördüncü gözü şöyle sallayayım ama bu yeni civata tabii. Şimdi hile yapmayayım ya videoda. Bunu yeni aldım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğer cıvatam bu. Değiştireceğim. Bu cıvata uzamış. Ama ben buralar muralar Allah ne verdiyse bir giriştim yani. Bir söküyordum falan. Böyle bir daldım. Ondan sonra aklıma zank etti ampul yandı. Daha önce de başıma gelmişti. Şunu bir kontrol edeyim dedim. Diğerleri sıkı.
Ama bu civata uzamış. Bu daha önce başınıza gelebilir. Yani daha önce başınıza gelmemiştir ama gelme ihtimali var. Siz de benim gibi direkt dalmayın arkadaşlar, sökmeyin yani. İlk önce vidaları bir kontrol edin. Ama namussuz yani, aynı bunun gibi duruyordu vallahi. Hani bir iki diş gevşemişti. Bu da aracın enjektörünün yukarı aşağı oynaması. Bu da arkadaşlar enjektörün yukarı aşağı oynamasına neden oluyordu. Tabi diyeceksiniz ki bu öyle bir aracı niye çekici de göstereyim. Çekici kullanmama gerek var mı diyeceksiniz. Tabii ki de çekici kullanmanıza gerek var. Neden bu aracı çekiciyle getirmeniz gerekiyor? Enjektörler eleman enjektör. Onu da anlatayım. Boş bir video olmasın en azından. Eleman enjektör olduğu için arkadaşlar mazot, şu gördüğünüz pompayla içeri silindir kapak yüzeyine basılıyor. Şimdi bu enjektör yerinden çıktığını varsayalım. Bizimki az çıkmış ama yerinden biraz daha fazla çıktığını varsayarsak bu mazot olduğu gibi motor yağının içerisine girecekti. Motor yağının içerisine girdiği zaman motor yağı, yani depodaki mazot olduğu gibi motorun içine dolacaktı. Bu aracın ambele dediğimiz bir olay var. Benim videoların içinde var arkadaşlar. Ambele kalkan aracı nasıl durdururuz diye. Ambele olayına dönüp turbo tarafından incelmiş yağı motor tekrar yakabilirdi. Bu da aracın tam devirde çalışmasını sağlayabilirdi. Aynı zamanda sağını solunu patlatarak yağ kaçırmasına neden olabilirdi. Tabi yatak sermeye kadar gideriz. Çünkü yağ inceldiğimde ne olacak? Aşınma payı, yani şu yüzeyin aşınma payı ortadan kalktığı için arkadaşlar hem üst hem alt yasaklara zarar verecekti. Bu yüzden arkadaşlar bu aracı enjektör cıvatası dahi gevşetse, eğer yoldaysanız mümkünse, ben yerini kontrol ettirdiğim için takıyorum. Yeri de kontrol edilmesi lazım. Şöyle bir durum var. İçindeki dişler de yerinden çıkıyor ama benim yerim sağlam, sanki cıvatam bozulmuş. O da vurmaktan mı artık, gevşek kalmaktan mı, neden kaynaklıysa bunu değiştireceğim arkadaşlar. Diğerlerinde herhangi bir problem göremediğim için bunu değiştireceğim. Dediğim gibi enjektörde eğer vurma yapıyorsa üzerine gitmeyin. Bu şekilde bir problem başınıza açabilir. Tabii hani yerinden bahsediyordum. Yeri yalama olabilir arkadaşlar. Yerini de mutlaka kontrol edin. Yolda sadece cıvata takarak bu gelebilir miydi? Evet, gelebilirdi ama cıvata olup olmadığını tabii ki de biz bilemezdik. O yüzden çekiciyle getirip yerinde işlem, yani yerinde gözlem yapması daha mantıklı geldiği için bu şekilde bir işlem yaptık. Bu motorun şakası yok arkadaşlar. Ses gelirse mutlaka ustanıza bir danışın. Gelsin, baksın, gerekirse çekiciyle aracınızı aldırın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya bir like atmayı, o kadar uğraştım. Yani bir like atmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Abdullah Usta son kontrolleri yapıyor. Gördüğünüz gibi transporterimiz çalıştı. Sen olmasan, sen ellemesen olmaz ya. Vah canım, bir külbürtörü söktük ya. Vallahi billahi ya. Adam Çin beyler ya. Abi sana çok tatlısın yazanlar var. Abi yalan. Bunun hakkında ne diyeceksin? Yazanlar erkekler ya, ben anlayamadım bana. Beni bir gün götürecek buradan biri ama. Hadi hayırlısı mı diyor. Hadi hayırlısı ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir enjektör cıvatası nelere kadir olduğunu bir videoyla size açıklamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir bu içeriğimizi de. Varsa bir transporterunuz, böyle bir ses duyarsanız ya da 1.9 motora sahip bir aracınız varsa böyle bir ses duyarsanız ihtimaller doğrultusunda olabilir arkadaşlar diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Videoyu likelamayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abdullah Usta'ya çok tatlısın yazabilirsiniz aşağıya. Abdullah Usta'yı sevenler aşağıyı kalple doldursunlar. Evet, kalp atın bana. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok ses yapıyor ya, istop edelim. Evet.